Runik Games'in her zaman arkadaşlar ben hissettim. Bugün Minecraft Survival Games soracağız arkadaşlar. Survival Games 4 mapindeyiz ve nedense oyunda 25 kişi var. Her neyse. Hemen ortaya koşalım. Hop. Evet, çok hiçbir şey alamadım abi. Neden hiçbir şey alamadığımı da bilmiyorum. İlk oyunum olduğu için pek mouse'a hızlı vuramıyorum. Chest'ten hızlı eşya alamıyorum. Fakat yapacak bir şey yok. Isınmama vaktim yoktu yani. Her neyse hemen kendi rotama doğru gitmek istiyorum. Fakat orada da bir adam var. Büyük ihtimalle de kılıcının olduğunu da düşünüyorum. Hatta yoksa bile şimdi o chest'i açarak kılıcı oldu yani. Neyse ben de şu tier 1'ı açayım. Sonra da eve doğru giderim. Umarım kılıç çıkar diyecektim ki kılıç çıkmadı. Şu an ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü bayağı bir geç kaldım. Adam tüm tier 1'ları aldı. Büyük ihtimalle ortaya koşmadan buraya gitti. Adam tüm tier 1'ları aldı. Şimdi evdeki tier 2'ları alıyor. Ben de o zaman şu tarafa doğru gideyim. Şu taraflarda da iki tane falan tier 2 vardı. Bir tanesi de double tier 2'ydu. Fakat map yenilenmeden önce öyleydi. Acaba bakalım şimdi de hala öyle mi göreceğiz. Şuna da bakalım. Bu arada arkadaşlar bu bölümde başımdan geçen bir olay anlatacağım sizlere. Bir PvP serverında başımdan geçen bir olay anlatacağım. Fakat öncelikle birazcık gelişmek istiyorum. Çünkü gerçekten de durumum şu an bayağı bir kötü yani. Bu map'te çok eskiden 38. bölümde de Leather Challenge yapmıştım. İzleyenler bilir, izlemeyenler de bakabilir. Hop, evet. Gördüğünüz gibi burada bir tane tier 2 var. Sanki eskiden burada bir tane double tier 2 da vardı. Galiba artık sadece bir tier 2 var. Hop, Ender de var. Şurada gördüğünüz gibi şeyler gözüküyor ama maalesef boş. Eskiden burada bir double tier 2, bir de normal tier 2 vardı. Fakat artık sadece gördüğünüz gibi bir tanecik tier 2 olmuş. Neyse, yapacak bir şey yok. Aslına bakarsanız çok da güzel bir şey çıkmadı. Her neyse ben anlatmaya başlayayım. Biliyorsunuz arkadaşlar ben normalde Türk PvP sorularına girmiyorum. Ya sadece Türk değil, tüm PvP sorularına hiç girmiyorum. Bayağı bir Türk PvP soruları var. Ben de bunlardan bir tanesine gireyim bakayım dedim. Skype'dan falan bazı kişiler paylaşmış işte. Gelin falan diye. Gideyim dedim. Gittim. İşte benim izleyicilerim falan İsmet RG'ye geldi falan yazlar. Hoş geldin falan yazlar. Ben de hoş bulduk falan yazdım. Sonra da oynamaya başladım yani doğal olarak. Gerçekten de çok garipti işte. Herkes bana falan targetlanıyordu. Tabi bu birazcık normal bir şey. Herkes bana targetlanıyordu falan. Bazı kişiler de geliyordu bana küfür ediyorlardı. Makro, hack, noob diye falan bana küfür eden kişiler de vardı. Gerçekten de çok garip. Adam benim skin pack'imi kullanıyor. PvP'yi benden öğrenmiş. Geliyor bana noob diye küfür ediyor. Gerçekten de ona falan çok güldüm. Küfür etmesi bir kere çok yanlış. Onu da serverdaki adminlere de bildirdim fakat hiçbir şey yani ne şey aldı ne mut yedi ne de hiçbir şey olmadı yani. Gerçekten de bayağı bir garipti. Server'daki adminler falan da hiç ilgilenmiyordu. Bayağı bir şaşırdım. Neyse sonra oynamaya devam ediyorum işte. Bir tane adam da hack çıktı yani. Adam hack kullanıyordu. Bayağı bir bildiğiniz hack diyen adam ağır hack kullanıyordu. Herkesi kesiyordu falan. İşte herkes de diyordu. Bu adam hack diyorlardı. Adminlere söylüyorlardı. Admin de gidiyordu bakıyordu. Tabi admin gelince de bu adam da admine hackli de alacak değil yani. Öyle bir manyak değil. Hack'i kapatıyordu. Sonra admin de geliyordu hack değil diye. Bunu söyleyen adamlara kızıyordu. Gerçekten de çok bayağı bir garip. Bayağı bir küfür falan vardı. Herkes birbirine küfür ediyordu, hakaret ediyordu. Makro kullananlar vardı. Bayağı bir makro vardı hatta. Server'ın %70'i makroydu. Gerçekten de çok değişik bir PvP server'ıydı. Dediğim gibi server'ın %70'i makroydu. Bir iki tane de hacker vardı. Ama ölecek gibi gözüküyorum. Hop. Oo, evet, full iron seti kestik. Gerçekten de çok güzel. Durumum şimdi bayağı bir iyi oldu gördüğünüz gibi. Şu chest'i açarsam acaba tuzak mı? Onu da merak ediyorum açıkçası. Tuzak değil galiba. Ama içi de boş çıkacaktır. Neyse ben yine de bir açacağım. Gördüğünüz gibi içi de boş. Bu tuzağı çeşitlemek için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Neyse şu ben gereksiz olan itemlerini da şuraya atayım. Hop. Tamamdır. Bu arada iki diamond'ımız var. Crafting table olan evden gidip kendimize bir diamond sword yapabiliriz. Hiç chest açmadık. Sadece bir tane tiyurtu açtık. Fakat adam öldürerek gördüğünüz gibi neredeyse full iron set diamond kılıç olduk.
Hop Diamond kılıcımızla yapalım. İşte öyleydi, gerçekten çok garip. Türkiye'deki PvP anlayışı çok yanlış. Mesela adam geliyordu, o beni kesiyordu PvP sorununda, sonra GG yazıyordu. PvP sorununda yani herkes birbirine dalıyor. Ben adamı 3 kalple dalmışım, adam GG yazıyor, noob yazıyor. Gerçekten de çok garip şeyler bunlar. Bunların düzeltilmesi lazım. Aslında elimden imkanım olsa, yani param olsa, zengin olsam çok süper bir PvP server açabilirdim 200-300 kişilik. Fakat maalesef maddi durumum yetersiz kalıyor bunun karşısında. Bu adam da hop. Evet, çok güzel. Tamamdır. Rahat bir şekilde adamları Fintan stili yakarak kestik. Öyleydi yani, o yüzden ben de işte PvP sorularına girmeyi tercih etmiyorum. Aslında güzel PvP soruları olsa girerim, fakat maalesef hiçbir PvP sorularını beğenmiyorum. Çünkü çok kötü yani. Herkes size targetlanıyor PvP sorularında, YouTuber olduğunuz için falan. Bu da size zorluyor. Bu arada artık biliyorsunuz bu şey olmuyordu arkadaşlar. Son şeyde %60 yanmıyordu, %40 da yanıyordu. Artık %100 yanıyor gördüğünüz gibi. Ben de son bir şey kaldı diye onu kullandım artık size göstermek için. Tamam, ortaya gidelim. Bu arada 6 kişi kalmış. Öyle yani, PvP soruları bayağı bir açıkçası garip. Çok fazla kür falan yiyorum PvP sorularına girince. Bunun sebebini de anlamış değilim. Orada da adamlar var, ikili team yine. İkili team'i de az önceki team kesmiştik, hemen şu ikili team'i de halledelim hemen. Hop, şöyle birazcık vurayım ki boşa da olsa elim ısınsın. Hadi öl. Şunun o öldürdü adam onu. Yanmadı ya. Aslında yanardı da. Of, çok droplandı oyun. Oyun çok fena droplandı. Fuck you. Neden droplanıyorsun oyun? Orada oyun droplandı, böyle mouse falan yukarıya döndü. Gerçekten de bayağı bir garip olaylar oldu. Oh, tamam. Adam orada fall damage'den yani bayağı bir canımı götürdü fark ettiyseniz. Birazcık kaçacağım. Gerekirse golden apple'ımı da yani yerim. Çünkü bu ilk denemem, ilk oyunum. Ellerim de soğuk yani, o yüzden pek alışamadım dediğim gibi. Video çıkması için elimden geleni yaparım. Adamı bir kere yakıp aslında oklasam bayağı bir hoş olur diye düşünüyorum. Fakat yakarken de o bana bir iki kere vurabilir. Bir iki kere vurarsa da sıkıntı olur. O yüzden güzel bir anı bekleyip bana hiç vuramadan adamı yapmam lazım. Hop, bu arada takıldım maalesef F5 ile bakarken. Hop, tamam, yemek yiyelim. Şöyle bir adam orada bekledi. Disguise mı diye sordu bana. Şöyle, tamamdır. Birazcık canım çoğalsın, kaçayım. Sonra da bu adamı da keseriz. Bu arada 4 kişi kalmış. Bir kişi daha kestikten sonra şey olacak, deathmatch başlayacak. O yüzden yani oyunu kazanma ihtimalim aslında bayağı bir yüksek. O yüzden fark ettiyseniz bayağı bir dikkatli oynamayı tercih ediyorum. Fakat şöyle bir ayarları tini alacağım. Çünkü gerçekten de oyun bayağı bir droplanıyor. Böylece de benim video ayarlarını görmüş oldunuz. Çünkü bayağı bir onda soranlar oluyordu. Böylece bunu da görmüş oldunuz. O hacker. Hacker. Abi yemin ediyorum bu hackerlardan ne çektim ben ya. Adamın oradan bana vurması imkansızdı. Fakat hack olduğu için tabii ki de rahat olarak vurabildi yani. Bayağı bir hackerlardan çektim. Neyse, birazcık kaçacağım yine. Canım daha tam olarak regenlenmedi. Oyun kasmasaydı orada ben o adamı alabilirdim. Çünkü yakabilirdim falan, alabilirdim. Fakat oyun droplandı. Benim de orada işim bitti. Aşağı düştüm. Bayağı bir adam beni zorladı yani. Her neyse, şu hack adama bulaşacağım. Evet, adam da kaçıyor. Hacksin abi, niye kaçıyorsun? Onu anlamış değilim. Hop, birazcık da açıkçası tedbirli oynamak istiyorum. İki tane golden apple'ım var. Oyun o yüzden bu kadar çok rahat oynayabiliyorum. Yoksa yani adamın yanındaki ağaca gidip tabii ki de ben de çıkmam. İki tane golden apple olduğum için canım çok azalırsa ve çok zor durumda kalırsam ikisini de yiyebilirim yani. O yüzden fark ettiyseniz de zaten birazcık rahat oynuyorum. Adam da gördüğünüz gibi bayağı bir iyi flintenslik kullanıyormuşsun. Hop. Abi. Hackleyelim adam. Bilmiyorum orada nasıl vurdu, ben de anlayamamıştım. Fakat hack değilmiş adam. Çünkü hack olsaydı beni bayağı bir orada canımı götürürdü. Hem de hack olsaydı yani adam kaçmazdı diye düşünüyorum. Her neyse, bunu da böylece almış olduk. Şöyle şunları birleştirelim.
Arkadan da adam gelmesin diye fark ettiyseniz bakıyorum. Ben bir ortaya gidip birazcık ok yapacağım kendime. Çünkü deathmatch'e kaldım. Buranın deathmatch arenası da aslında adamlar team olursa birazcık beni zorlayabilirler. Çünkü buranın deathmatch arenası birazcık zor yani. Kazanılması zor bir şey. Ortasını buranın açıkçası pek sevmiyorum. Birazcık ok yapacağım o yüzden. Çok fazla okum yokmuş. Hop. Bir tanesini bırakalım. Bir tanesiyle de flint and steel yapacağım. Tamamdır. Şöyle bir tanesiyle de flint and steel yaptık mı? Evet, tamam, hazırım ben şu an deathmatch'e. Hop, burada da flint and steel ve iron bulmuş olduk. Şunları da şöyle birleştirelim. Tamam. Ve deathmatch'te başlıyor zaten. Bakalım güzel bir deathmatch olur diye düşünüyorum. Adamların durumu da nasıl? Adamların durumu da eşit sayılmaz. Şunla ikimizin eşit. Şunun da birazcık durumu bayağı bir kötü. Her neyse. Ben tabii ki de güçlü olanı da alacağım. Fakat bu da clean up yapabilir. Ama diğeri de yapabilir. O yüzden birazcık da tedbirli oynayayım. Ama o büyük ihtimalle yanarak ölecek. Gördüğünüz gibi bir oklayınca yanarak öldü. Her neyse. Şunun itemlarını alalım. Birazcık ok çıktı. Yemek yemek istiyorum. İki gol yapıldı. Çok zor durumda kalmadığım sürece yemeyeceğim bu arada. Onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi ilk ok yapmışım. Rahat bir şekilde şimdi oklarımı harcaya biliyorum. Adam da yerdeki benim oklarımı topluyor. Evet, çok güzel. Ve GG. Güzel ya. İlk oyunda videoyu çıkardık. Her neyse, benim için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.